Merhaba ben Mesut Özdemir. Yeni bir video ile birlikteyiz. Youtube kanalıma videolar çekeceğimi söylemiştim. Ama herhalde birazcık tuhaf geldi suratım. Şöyle birkaç mimik de yapayım. <laughs> Şimdi geçtiğimiz videoda suratlar değiştiriliyor dedim. Yapay zeka her şeye artık güç yettirebilir hale geldi dedim. Ama bir örnekle de pekiştirirsem daha iyi olur diye düşündüm ve Cüneyt Özdemir'in suratını yapay zekaya öğrettikten sonra bu videoda kendi suratımı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi farklı açılardan bakmama rağmen surat hala da benim değil, değil mi? <laughs> Yapay zeka kısmı saçlarla beraber almıyor. Sadece suratı ve mimikleri alıyor. Yani bu yüzden tabi biraz farklı. Ama bana sorarsanız olay almış başını gitmiş. Yani ben evde bunu yapabiliyorsam süper bilgisayarlarda neler yapmazlar değil mi? Merhaba ben Mesut Çevik. YouTube sayfamdaki gündem değerlendirmelerine devam ediyorum ve yeni bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu biraz acil durum gündem değerlendirmelerinden bir tanesi. Çünkü Huawei ile ilgili yeni çıkan haberler kullanıcıları biraz yanlış yönlendiriyor diye düşünüyorum. Kullanıcılar sormaya başladılar. Acaba Amerika geri adım mı atıyor? Huawei uygulanan ambargo kalkıyor mu diye. Hemen videonun başında cevap diyeyim yok böyle bir şey. Hatta son çıkan haberler durumun ciddileştiğini birçok ülkeye ve birçok gruba yayıldığını gösteriyor. E diyeceksiniz ki Wi-Fi Alliance, Bluetooth Special Interest Group, EST Association geri adım attılar. Tekrar Huawei'yi listelerine aldılar diyeceksiniz ama bu gruplar çok bir şey ifade etmiyor. Neden? Şimdi bakın, EST Association, Bluetooth Special Interest Group ve Wi-Fi Alliance bunlar bu ismini saydığım teknolojilerin geliştirilmesinde standartları belirleyen ve bir sonraki adımın ne olacağını kararlaştıran gruplar şirketler değil. Bunlar topluluk, dernek gibi düşünün. Ve bünyesinde birçok şirket yer alıyor. Bu şirketlerin hepsi bu teknolojilere katkı sağlıyorlar. Ve daha sonrasında bu teknolojilerin standartları belirlendiğinde bu teknolojileri kendi ürünlerinde bu standartlara uyacak şekilde kullanma hakkı kazanıyorlar. Şimdi Huawei Wi-Fi Alliance'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı zaten. Ambargo uygulanmaya başladığında şimdi tekrar geri döndü. Yani orada bir geri adım atma söz konusu değil. Huawei zaten kendi çıktı geri döndü. Asit Association ve Bluetooth Special Interest Group bana sorarsanız olayın netleşmesini bekliyor. Tam olarak çünkü grupları kapsayacak mı bilinmiyor. Amerikalı şirketlerden de ama bunlar grup. Yani birçok şirketin bir arada oluşturduğu grup. Bunlarda herhangi bir netlik olmadığı için tekrar Huawei ismi listelerde görünmeye başladı. Ama asıl önemli detay bana sorarsanız bakın dünyanın en büyük mühendis topluluklarından bir tanesi The Institute of Electrical and Electronics Engineers grubu, topluluğu. Türkiye'de de var. IEEE diye değişik bir ismi de var topluluğun. Bu topluluk bilimsel makalelerde, yayınlanacak dergilerde Huawei çalışanların hakemlik yapmasını yasakladı. Ve yasak nedeni olarak da şunu söylediler. Dediler ki Huawei çalışanları biz bu makaleleri yayınlamadan önce bilimsel makaleleri hakemlik yaparken bu makalelerden esinleniyorlar, makaleleri çalıyorlar dediler. Bakın bu çok önemli bir detay. Adamlar dediler ki birçok şirketin mühendislerinin içinde yer aldığı çok uluslu topluluk dedi ki Huawei oh, buradaki makaleleri çalıyor. Buradan esinlenerek yeni makaleler, yeni yazılar oluşturuyor. Biz ileride karşılaşacağımız hukuki yaptırımlardan korktuğumuz için çekindiğimiz için Huawei çalışanlarının hakemlik yapmasını yasaklıyoruz. Yani Amerikan ambargosuna uyuyoruz, Trump'ı dinliyoruz demediler bakın. Dediler ki biz görüyoruz, bunlar makalelerden esinlenerek yeni makaleler oluşturuyorlar. Hani biz hep söyleriz ya bazen, yani millet çalıyor birbirinin yaptığı makaleyi, bilimsel araştırmayı kendininmiş gibi yayınlıyor diye. İşte Huawei çalışanlarını bununla itham ettiler ve gruptan çıkardılar. Bu çok önemli bir detay. Yeni bir gelişme bu. İkinci bir gelişme var. Mesela Cem Say paylaşmıştı bunu eleştirisel bir dille. Ya siz mühendis topluluğusunuz, Amerika'ya uymayın diye ve altında diğer bilimle yakından ilgilenen insanların paylaşımlarını takip ederek ben aslında bu bilgilere ulaştım. Hepsi de tek tek kaynak göstererek açıklamalarını yapmışlar. Bir diğeri de şunu söylüyor. Mesela Fransa'da bir üniversitede kabul aşamasında bir kişi daha önce Huawei'de bilimsel araştırmalar yaptığı için çalışan olarak değil bakın bilimsel Bir Geliştirme aşamasında bilim insanı olarak çalıştığı yer aldığı için Kabul edilmemiş Direkt Oradan red yemiş Eskiden Huawei ile ilişiği olduğu için Bu da çok yeni taze bir olay Fransa'daki bir üniversiteden bahsediyorum bakın Bilimsel araştırma yapan bir insandan bahsediyorum ve daha önce Huawei ile ilişkisi olduğu için Bu kişinin red yemesinden bahsediyorum Ee Google'ın, Qualcomm'un, Microsoft'un, Intel'in hala Huawei'ye uyguladığı ambargo devam ediyor. Şimdi son bir haber çıktı. Mate 20 Pro tekrar işte Android Q beta programına geri döndü diye. Yani 3 aylık süreçte zaten bu tip geçici lisansların devam edeceğini Google söylemişti ve beta programında yer alacağını açıklamıştı zaten bu telefonun. Yani ekstra olarak burada henüz daha netlik kazanmış bir durum yok yine. Onun altını çizeyim. Çünkü Google'ın açıklaması o kadar tuhaf ki bu ambargoda. Mesela diyor ki halihazırdaki hazırdaki cihazlar güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek diyor. E ama yeni Android sürümlerini tam olarak net bir şekilde belirtmiyor. Yeni Android sürümlerini alacak demiyor mesela. E, Honor var. Honor 20 Pro'ların Google'dan sertifika alamadığı söyleniyor Android sürümleri için. Ve dünya genelinde satışının zor olduğundan bahsediliyor. Ve bunlar konuşulurken Kesinlikle ve kesinlikle size şunu söyleyeyim. Amerika geri adım atıyor. Huawei geri dönüyor diye düşünmek çok yanlış. E Huawei ne yapıyor? Boş durmuyor tabii. Genel olarak adamlar hukuk yoluyla haklarını arama yolundalar. Ve Amerika hükümetine karşı, Amerika'nın aldığı bu karara karşı hukuk departmanı bazı açıklamalar yaptı Huawei'in. Dediler ki Amerika'nın hiçbir delili yok. Bizi haksız yere, ticaret savaşına konu yapıyor ve itham ederek bizi gelişmemizi engelliyor. Biz haklarımızı hukuksal olarak arayacağız. Yani davalar açacaklarını, haklarını Amerikan hukukunda arayacaklarını söylediler. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya Amerika bir şirket ambargo uygulamış. Nasıl olacak da Amerikan yargı sistemi Çinli bir şirketi savunacak? Pek de öyle değil. Amerikan yargı sistemi şaşırtıcı kararlar verebiliyor. Her zaman öyle midir diyemem. Ben bir Amerikalı değilim. Amerika'da yaşamıyorum. İç işleri nasıl işliyor çok bir bilgim yok ama. En son verdiği bir karar mesela Mediatek, Tayvanlı işlem üreticisi bildiğiniz gibi Qualcomm'a tekel davası açmıştı Amerika'da ve kazandı. Kazandı derken mahkeme Mediatek lehine karar çıkarttı. Qualcomm şu anda bir üst mahkemeye itirazını yapmış durumda. Ama gördüğünüz gibi Tayvanlı bir şirket, Amerikalı bir şirketi tekel suçlamasıyla Amerika'da dava edip mahkemeden lehine sonuç çıkartabiliyor. Belki Huawei içinde işler değişebilir. Sonuçta hukuk çok önemli tabii ki. Ve Amerika'da her zaman bir hukuk devleti olmasıyla hukukun üstünlüğüyle övünen ülkelerden bir tanesi. Kim bilir belki de mahkeme Amerikan hükümetinin eğer delil gösterebilirlerse ki gösterdiği deliller eğer yetersiz bulursa Huawei'ye uygulanan bu ambargodan vazgeçilmesini söyleyebilir. Bu da Huawei için tabii ki çok olumlu bir sonuç doğurur. Ama tekrar altını çizeyim. Son göstergeler Huawei'ye uygulanan ambargonun geniş ve ülkeler arası çapta olduğunu gösteriyor. Mesela ne demiştik? İngiltere altyapısının çoğunu Huawei'ye emanet edecek gibi görünüyor demiştik. Yeni bir açıklama geldi. Amerika'nın en büyük operatörlerinden işte Vodafone ve EE e. e. dediler ki biz altyapımızı Huawei'den arındıracağız. Softbank'ten Japonya'dan bir açıklama geldi. Huawei'nin kazandığı ihaleyi iptal ettiler ve 5G'de Nokia ile Ericsson'la ilerleyeceklerini söylediler. Bunlar da diğer gelişmeler. Üzücü gelişmeler. Neden? dediğim gibi hala da hepimizi böyle ikna edecek bir kanıt ortaya konmuş değil. Burada Huawei'in hukuk mücadelesi çok önemli. Bakalım Amerikan yargı sistemi nasıl bir karar verecek? Ya da bu ambargo yediği diğer uluslarda mahkemeye giderse eğer oradaki yargıçlar ne karar verecekler? Eğer oradaki yargıçlar da yine Huawei'in aleyhine karar verirlerse adamlar için tamamen yolun sonu gözüklü diyebiliriz. Çin ile Amerika anlaşana kadar en azından. Sadece Huawei ve Çin değil, tabii ki biraz da Türkiye'den de konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var ve dedi ki biz şu anda siteleri tamamen değil de sadece engellenmesi neden olan içeriklerinin bulunduğu kısma erişimi engelleyecek bir genel yapı düzenleme üstüne çalışıyoruz. Artık bundan sonra mesela Wikipedia'dan örnek verelim. Wikipedia'daki bir ile ilgili genel erişim Engellemesi kararı çıkmayacak sadece o sayfa erişimi engelleyeceğiz bu teknolojiler üstüne geliştirmeler yapıyoruz dedi Bu hepimiz için oldukça olumlu bir gelişme neden Wikipedia'ya çok uzun bir zamandır erişemiyoruz ve Şu anda internette arama için Google ne anlama geliyorsa bir bilgi erişeceğiniz zaman bir şirket bir konu hakkında Net bilgi hemen Hızlıca bilgi edinmek istediğiniz zaman Wikipedia'da o anlama geliyor Bizler için önemli üniversite okuyan insanlar için önemli Wikipedia'ya erişim açılırsa eğer bu hepimizi sevindiren bir olay olur. Bakalım nasıl sonuçları olacak bu yeni düzenlemenin. Temsa ile ilgili de bir gelişme oldu. TEMS otobüsleri yakından tanıdığımız ve son dönemde %100 elektrikli otobüslerimiz hazır diye açıklamalarıyla gündemde olan firmalarımızdan bir tanesiydi. Yerli bir firmaydı. Merkezi Adana'da iş seçtiği bir firmaya satılmış. Şimdi son dönemde yerli... Son haberimle Temsa ile ilgili Temsa otobüsleriyle tanıdığımız ve özellikle son dönemde %100 elektrikli otobüslerimiz hazır diye yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul eden firmalardan bir tanesiydi. Yerli bir üretici, merkezi Adana'da ama şu anda İsveçli bir firmaya satıldığı ile ilgili haberleri gördüm. Yani biz yerli milli teknoloji diyoruz ama eldeki şirketlerde satılmaya devam ediyor. İşte oyun firmaları satılmıştı daha öncesinde. Şimdi de otobüs üreticisi Temsa İsveçlilere satılmış. Asla satışlar kötü bir şey değil. Neden? Ülke yoğun miktarda, yüklü miktarda döviz sokuyorsunuz. Bu şirketlerin merkezi sonuçta ülkede kalmaya devam ediyor. Ülkedeki mühendisler, çalışanlar bu şirketlerde çalışmaya devam ediyorlar ama e, tabii ki burada gelen parayla önemli olan ne? Yine benzer şirketler yapabiliyor musunuz? Farklı ar-ge yatırımları yapabiliyor musunuz? Ülkenin gelişimine katkı sağlayabiliyor musunuz? Bakalım Temsa'dan, hisse satışından gelen paralarla Sabancı grubu neler yapacak? Yeni atılımlarını görecek miyiz? Bu arada... YouTube'daki ilginizden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ve eğer beni desteklemek istiyorsanız ve kanalıma henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, videoları paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.